Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Yine geçen dersimizde özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çağdaşı olan kitap ehli, yani Yahudiler ve Hristiyanlar ile çeşitli konular tartışılmış ve özellikle eğer sizler gerçekten İbrahim'in izinden giden kimseler iseniz, bilin ki İbrahim sizin dediğiniz gibi Yahudi veya Hristiyan değildi, hadif bir Müslümandı denilerek asıl tabi olmaları gereken dinin hangisi olduğunu, izlemeleri gereken istikametin hangisi olduğunu onlara izah etmiş veya istikameti göstermiş oluyordu. Bu ümmet gerçek manada İbrahim Aleyhisselam'ın mirasçısı olduğu için kıble hususunda da onun bıraktığı mirasa tabi olması kadar tabii bir şey yoktur. Bu bakımdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden itibaren Mescid-i Aksa'ya doğru, Beytül Makdis'e doğru kıldığı namazlarından dolayı kendisi de içten içe kıblenin Kabe tarafına çevrilmesini arzu ediyordu. Özellikle ibadet ile ilgili meselelerde olsun, kısacası daha doğrusu genel olarak dinin tamamı ile ilgili olarak peygamberlerin kendileri kendiliklerinden herhangi bir hüküm koymak veya herhangi bir hükümde bir değişiklik yapmak hak ve selahiyetine sahip değildirler. Peygamber olmalarına rağmen. Çünkü onların peygamber olarak vazifeleri sadece kendilerine bildirilen risaleti yaşamak, gereklerini yerine getirmek ve muhataplarına, ümmetlerine o dini tebliğ etmekten ibarettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam içten içe Kabe'ye kıblesinin çevrilmesinin istemesinin de bazı sebepleri vardı. Evvela İbrahim Aleyhisselam'ın tesis ettiği bir ev olması hasebiyle, ikincisi yeryüzünde insanların ibadet etmeleri adına ilk kurulan evin o olması hasebiyle, diğer bir husus ise Yahudilerin Peygamber Efendimizin Beyt-i Makdis'e, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmasından dolayı kendilerine, kendi kanaatlerine göre haklılık payı çıkarmaya kalkışmaları sebebiyle kıblenin, namazda kıblesinin Mescid-i Haram'a çevrilmesini istiyordu. Mescid-i Haram'a çevrilmeden önce Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramdan gelen farklı rivayetlere göre Mescid-i Aksa'ya doğru Medine'ye hicretinden sonra 16-17 aydan tutunuz bir seneye kadar muhtelif kanaatler ileri sürülmüştür. Önemli olan burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretten itibaren Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldığıdır ve bu namaz kılma istikametinin, yani kıblesinin Allah'ın emriyle daha sonradan değiştirildiğidir. Şimdi bu hususlara Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetleri de temas ediyor. Bu ayet-i kerimeleri bugün göreceğimiz veya görmeye başlayacağımız ayet-i kerimeler. Ayet-i kerimelerin akışı içerisinde de olanı biteni konu ile ilgili çeşitli hükümleri, manaları ile birlikte ele almaya çalışalım. 142. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki bildiğiniz gibi Bakara suresinin
yani Kur'an-ı Kerim'in daha doğrusu ikinci cüzünün başıdır bu. Bugün başlayacağımız yer. Seyekulü sufehâ'u minen nâsi mâ vellâhum an kıbletihim ulletî kânu aleyhâ. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. İnsanlar arasından sefih olanlar, bunları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi sırat-ı müstakime iletir, hidayet eyler. Yahudiler ve münafıklar Medine toplumunda münafıklıklarının gereğini yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Yahudiler de bu yeni şeriate, son peygambere, son inen kitaba ve bu kitaba iman eden müminlere, bu şeriata iman eden müminlere nerede zarar verebileceklerini kestirebiliyorlarsa veya düşünebiliyorlarsa o noktada da zehirlerini ifade yerindeyse akıtmayı ihmal etmediler. Zaman zaman sırası geldikçe söylediğimiz, değindiğimiz bir noktadır. Bir daha hatırlatalım. Bu Yahudiler, münafıklar, İslam tarihi boyunca aynı metotlarını sürdürmüşlerdir. Sürdürmeye devam etmektedirler. Dolayısıyla benim acizane kanaatime göre Müslümanlar kendi dinlerini kendi kitaplarından tanımaya işe başlamak zorunda oldukları gibi, kendi dinlerini tanımak için kitaplarından başlamak zorunda oldukları gibi, düşmanlarını da tanıma işine kendi kitaplarından başlamaları lazım. Bu açıdan kitabımızı iyi okuyabilirsek, günümüze bu kitabı ifade yerindeyse hakkıyla taşıyabilirsek, hangi ayetin hangi gerçekle, hangi hakikatle örtüştüğünü, neye işaret ettiğini anlayabilirsek, biz hem kendimizi hem karşımızdaki düşmanımızı çok iyi ve rahat bir şekilde tanımış olacağız. İşte önce Müslümanlara kıblelerini değiştirme emri nazil oluyor. Çünkü ayetlerden böyle anlaşılıyor. Nitekim ileride söyleyeceğiz inşallah. Şimdi de hatırlatmakta bir sakınca yok. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimelerin biliyorsunuz nüzulü daha önce olmakla birlikte sıralaması daha sonra olabilir. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetler ve sureler tarih sırasına göre ne yapılmamıştır? Sıralanmamıştır. Bir ayet-i kerime veya birkaç ayet-i kerime nazil oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu buraya koyunuz diyordu. Ashab-ı kiram da o şekilde yazıyor ve öyle ezberliyorlardı. Biraz sonra gelecek olan قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ayet-i kerimeleri nüzul itibariyle şu anda okumakta olduğumuz, üzerinde durmakta olduğumuz ayet-i kerimeden daha öncedir. Nitekim bu ayet-i kerimeden de anladığımıza göre kıble emri, kıblenin değiştirilme emri verilmiş, bitmiş. Ondan sonra dedikodular, yaygaralar başlamış. Ayet-i kerime de ilahi hikmet gereği Kur'an'ın bugünkü nazmında, sıralanışında önce ayet kıble ile alakalı şüpheleri, tereddütleri izale ediyor ki kıblenin artık Kabe olduğuna dair nihai hüküm okuyanın kalbine, ruhuna, fikrine, zihnine herhangi bir pürüzle karşılaşmadan iyiden iyiye sağlam bir şekilde yer etsin diye. İşte bu maksatla
142. ayet-i kerime müşriklerin, münafıkların kıble ile alakalı tereddütleri doğurmak istedikleri, ortaya çıkartmak istedikleri tereddütleri cevaplandırmaya yöneliktir. Nifaklarının fitnelerini izale etmeye yöneliktir. Niçin diyor bunlar kıblelerini bırakıp başka tarafa döndüler? Şunu söylediler münafıklar. Dediler ki Muhammed aslında ne yapacağını bilmiyor. Bir bu tarafa dönüyor, bir bu tarafa dönüyor. Ya öyle mi? Bakın bakalım Allahü Teala böyle mi diyor? Kul lillahil meşriku vel mağrib. Allahu ekber. De ki durum sizin dediğiniz gibi değil. Muhammed kendiliğinden bir tarafa dönmüyor. O dönüyorsa bizim emrimizle dönüyordur. De ki doğu da batı da Allah'a aittir. Allah'ın mülkündedir. Dolayısıyla doğu, batı ve haliyle bütün cihetler, bütün istikametler, bütün yönler Allah'ındır. Allah'ın olduğuna göre bütün yönler, bütün cihetler, bütün istikametler o dilediği zaman, dilediği şekilde, dilediği ümmeti dilediği tarafa döndürerek ibadet etmelerini isteyebilir. Hiç kimse buna müdahale edemez. Kimse Cenab-ı Allah niye böyle yapıyor diyemez. Çünkü Allahü Teala nedir? Fe'alü limâ yurittir, yahkumu mâ yurittir. Yani dilediğini yapandır ve dilediği hükmü koyandır. Hiç kimse ona bu konuda itiraz edemez. Nasıl ki Cenab-ı Allah kainatta bizim dünyamız, bizim bünyemizde ve her hususta dilediği gibi tasarruf ediyorsa, koyduğu şer'i hükümlerde de dilediği gibi tasarruf eder. Dilediği hükmü koyar, dilediği hükmü kaldırır. Daha önce neyi görmüştük? Yine Kur'an-ı Kerim'de مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ayetini ne yapmıştık? Görmüştük. Biz bir ayeti nesheder ya da onu unutturursak mutlaka onun bir benzerini getirir veya ondan hayırlısını veya onun benzerini getiririz diyor. İşte burada da böyle bir olayla karşı karşıyayız. Nesh ile karşı karşıyayız. Yani daha önce namazda Beytül Makdis'e dönme hükmü kaldırıldı, yerine Kabe'ye dönme hükmü getirildi. Niçin? Bu Cenab-ı Allah'ın emridir. Allahü Teala bununla biraz sonra gelecek. Niçinin cevabı gelecek. Bununla Allahü Teala İslam ümmetini imtihan ediyor. Her bir olay aslında ümmetin, Müslümanların ferd olarak, toplu olarak imanlarının tekrar mihek taşına vurulması demektir. Yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtin müstakîm. O dilediğini dosdoğru yola iletir. Çok enteresan, güzel bir üstü kapalı bir ifade var. Ne? Ben Muhammed ümmetini her konuda olduğu gibi kıble konusunda da onları doğruya iletmeyi dilediğim için doğruya ilettim. Bu ne demektir? Bunun dışında başka istikametlere gidenler, başka taraflara yönelenler dosdoğru yol üzerinde değildirler demektir. Yani diyor ki, ey kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye değiştirilişine itiraz edenler veya bunun sebebini anlayamayanlar yahut bundan dolayı ümmetin arasında, ümmetin saflarında bir karışıklık meydana getirmek için türlü dedikodular ve şüpheler yaygınlaştırmaya çalışanlar. Siz aslında kıbleniz başta olmak üzere doğru yol üzerinde değilsiniz. Hiçbir konuda sizin tutturduğunuz yol doğru değildir. İstikametiniz doğru değildir. Hidayet üzere değilsiniz demek. Yüz
143. ayet-i kerime kıble dahil olmak üzere bu ümmetin bütün vasıflarıyla ve özellikleriyle vasat bir ümmet olduğunu beyan ediyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Böylece biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Sizi vasat bir ümmet yaptık. Bütün insanlara karşı şahit olasınız, şahitler olasınız, Resul de size karşı şahit olsun diye. Senin üzerinde bulunduğun kıbleyi değiştirdik ya diyor. Ancak kimlerin Resul'e tabi olduğunu, kimlerin de ökçeleri üzerinde gerisin geriye döndüğünü bilelim diye yaptık. Kıbledeki bu değişikliği sebebi bu. Ve şüphesiz o Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimseler hariç çok büyük bir hadisedir. Kavramakta zorlandıkları, kabullenmekte zorlandıkları bir iştir. Ama Allah imanınızı boşa çıkartacak değildir. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok merhametli ve çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ayet-i Kerime'nin de meali böyle. Şimdi kısa kısa bölümleri üzerinde durmaya çalışalım. Allahü Teala bu ümmeti vasat bir ümmet kılmıştır. Vasat kelimesinin üç farklı veya birbirini tamamlayan diyelim manası vardır. Birincisi hayırlı ümmet demek. Vasat kelimesinin bir manası hayırlı. Yani biz sizi böylelikle hayırlı bir ümmet kıldık. İkincisi vasat, orta yollu ve mu'tedil, dengeli, her şeyinde mu'tedil ümmet demek. Üçüncüsü de adaletli, adil, ifrat ve tefritten uzak. Birinci, ikinci mana ile oldukça yakın bir manası var. Merhum Seyyid Kutup bu ayet-i kerimeyi açıklarken oldukça etraflı bakımlardan, açılardan bu ümmetin vasat bir ümmet olduğunu, bu dinin her şeyiyle vasatiliği esas aldığını uzun uzun açıklıyor. Açıklamaların kısaca özeti şu. Diyor ki zaman itibariyle bu ümmet vasat bir ümmettir. Çünkü ne beşeriyetin ilk dönemlerinde bu ümmet gelmiştir, ne de kıyamete, evet son peygamberin ümmetidir ama kıyamet itibariyle de insanlığın başlangıç itibariyle de diyor, adeta diyor bu ümmetin ortaya çıktığı dönem, her iki dönemin sanki ortalarında gibidir. Bunu lafzan telaffuz etmiyor ama açıklamaları o manaya geliyor. Allahu alem, tabii yani bu birebir tam ortadan bölünme manasına değil ama zaman itibariyle şöyle şunu da eklemeye çalışıyor. Diyor ki beşeriyet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti gelinceye kadar belli bir olgunluk sürecine geldi diyor. Ve beşeriyetin en olgun risaleti kabul edebileceği
olgun bir zamanda geldi. Risaletlerin en olgunu olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bu risalet, beşeriyetin de o olgun risaleti kabul edebileceği olgun bir zamana denk geldi diyor. O bakımdan diyor, bir vasat bir zamanda gelmiştir. Coğrafi açıdan bu ümmet vasattır diyor. Bu ümmetin ortaya çıktığı coğrafya, dünyanın diyor tam vasatı, ortası durumundadır. Ki bunu eski İslam alimleri, Ashab-ı Kiram, İbn Abbas ve benzeri daha birçok kimse de, müfessir de buna yakın kanaatler belirtiyorlar. Diyorlar ki Kabe mesela dünyanın ortasıdır. Kabe'den itibaren, Kabe'nin bulunduğu noktadan itibaren yeryüzünün döşenmeye başladığına dair Ashab-ı Kiram'dan gelen rivayetler vardır ve tabiinden gelen rivayetler vardır. Doğrusunu isterseniz dünya haritasına veya dünya küresine de herhangi bir yerde baktığınız zaman, bilhassa bir bitişik olan bu üç kıtayı, yani Asya'yı, Afrika'yı ve Avrupa'yı düşündüğünüz zaman adeta oldukça merkezi bir coğrafi bir yerde İslam davetinin ortaya çıktığını, coğrafi açıdan vasatı temsil ettiğini de görebiliyoruz. İklim bakımından da öyle, şey bakımından da öyle. Yani Kuzey Yarım Küresi'nin en mu'tedil bölümündedir İslam ümmeti. İslam ümmetinin yayıldığı coğrafya düşündüğünüz takdirde Kuzey Yarım Küre'nin gerçekten, hatta belki de dünyanın en mu'tedil coğrafi alanları üzerinde yayılmıştır. Fakat vasatiliğin, yine devam ediyor, vasatiliğin en iyi ortaya çıktığı yer, nokta veya alan, İslam şeriatının ihtiva ettiği hükümlerdir. Mesela Yahudilerde öldürmeye karşılık kısas var, diyet yok. Hristiyanlıkta diyet var, kısas yok. İslam affedilmesi halinde kısası affeder, diyeti kabul eder. Efendim, Yahudilere çok ağır mükellefiyetler verilmişti. İşte hayvanların iç yağlarından tutunuz, necaset bulaşan yerin, elbisenin kesilmesine varıncaya kadar. Hükümler, teklifler oldukça ağırdı. Ama Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı rahmet olarak gönderdiği için şeriatı da ümmetin daha rahat altından kalkabileceği bir şeriat olarak karşımıza çıktı. Peki bu kıblenin değiştirilme sebebi niçin? Daha doğrusu niçin vasat ümmet kılındınız? Daha oraya gelmedik. İnsanlara karşı şahitlik edesiniz diye. Vasatın sebebi ne? İnsanlara karşı şahitlik. Bu ümmet adaletli olduğu için yapacağı şahitlikte de kimseye haksızlık etmez. Kıyamet gününde bir rivayete göre şahitliğin manası bu. Kıyamet gününde diğer peygamberler ümmetlerine tebliğ ettiklerini söyleyecekler. Ancak iman etmeyenler diyecekler ki hayır, bu rasullerin, ya Rabbi, gönderdiğin rasullerin bize tebliğ etmedi. Peygamberler ettik diyecekler, onlar etmedi diyecekler. Cenab-ı Allah peygamberlere peki sizlerin şahitleriniz var mı diye soracak. Onlar da evet, son peygamber Muhammed'in ümmeti bizim şahitlerimizdir diyecekler. Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine soracak, bizlere soracak. Şu peygamberler ümmetlerine tebliğlerini ulaştırdılar mı? İfa ettiler mi tebliğ vazifelerini diye. Muhammed ümmeti de evet diyecekler. İtiraz edecekler, diyecekler ki siz bizden sonra geldiniz. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Biz değişikliğe uğramamış, uğratılmamış olan kitabımızda sizin bu peygamberlerinizin sizlere tebliğ ettiklerini okuduk. Buradaki kat'i bilgiye dayanarak biz bu şahitliği yapıyoruz. Ve yekûne rasûlü aleykum şehide. Ve Resul de size karşı
şahitlik etsin diye. Ümmetin şehadeti tabii sadece geçmiş ümmetlerle alakalı olmayacak ama en önemli şahitliğin en önemli cihetinden birisi bu. Ama ümmet bir de yaşadığı çağda ayrıca ne yapacaktır? Şahitlikte bulunacaktır. Şahitlikte bulunacak olan kimsede aranan birinci şart nedir? Adaletli olmasıdır. İşte vasat oluş budur. Bu ümmet kimseye şahitliğinde ne yapmayacaktır? Haksızlık etmeyecektir. Bir kimse eğer İslam dinine iman etmemiş ve tabi olmamışsa, Yahudiliği seçmişse, Hristiyanlığı seçmişse veya küfrün herhangi bir şubesini seçmişse, bu ümmet de kendi bilgisine dayanarak sahip oldukları inançlar noktasında onlara şahitlik edeceklerdir. Resul de bu ümmete karşı şahitlik edecektir. Resul de bu ümmetin kendi çağdaşlarına şehadet edebileceği gibi fiilen daha sonrakiler hakkında da şahitliği bu hususta ona verilecek olan bilgiye istinaden olacaktır. Havz ile ilgili hadisi hepiniz biliyorsunuz. Bu konuda bize delil olabilir zannediyorum. Ben diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sizden önce havza varacağım diyor. Ve siz havzın başında bekleyen benim yanıma doğru geleceksiniz diyor. Ancak diyor bazılarınız havzdan uzaklaştırılacak. Ben ya Rabbi bunlar benim ashabım yani benim dinimin müntesipleriydiler diyeceğim diyor. Melekler bana diyecekler ki senden sonra dinde olmayan neler neler ihdas ettiklerini ortaya çıkardıklarını bilmiyorsun diyecekler. O zaman ben de benim getirdiğim din ile yetinmeyerek onda olmadık şeyleri ihdas edenler benden uzak olsun diyeceğim diyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de şahitliğinin tecelli edeceği hallerden birisi de budur. Peki bu şehadetin kapsamı içerisinde bir takım işler ve fiiller var. Bunlardan bir tanesi de kıbleye karşı sergilenen tutumdur. Kıbleye karşı sergilenen tutumdur. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki, senin üzerinde bulunduğun kıbleyi bu şekilde diyor değiştirmemizin sebebi sadece ve sadece kimin Resul'e tabi olduğunu, kimin de ökçeleri üzerine gerisin geri döneceğini bilelim diyedir diyor. Tek sebebi bu. Yani biz kıbleyi değiştirmek suretiyle kimin Resulullah ne getirdiyse ben her halükarda ona tabiyim diyeceğini, kimin ya nefsime uymayan şeyler de getirdi mesela diyerek bundan vazgeçeceğini bilelim diye. Ne demek bilelim diye? Bilmiyor muydu Cenab-ı Allah? Vakıa alemine fiilen ortaya çıkartalım diye. Görelim diye manasındadır. Çünkü Arapçada ilim görmek manasına, görmek ilim manasına çok çok kullanılır. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben ne diyor Cenab-ı Allah? Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Gördü mü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Görmedi. Bilmedin mi demektir burada. Yani görmek, bilmek manasına, bilmek, görmek manasına Arapçada çokça kullanılan bir fiildir. Çünkü diyor hiç şüphesiz kıblenin değiştirilmesi Allah'ın hidayet verdiği kimseler dışındakiler için çok büyük bir hadisedir. Olmayacak bir şeydir. Havsalarına sığdıramayacakları bir hadisedir diyor. Ondan sonra münafıklar kıblenin değiştirilmesinden sonra bir takım yaygaralar yaydılar. Şüpheler ekmeye çalıştılar. Ve dediler ki eğer önceki kıbleniz doğru ise bundan sonra kılacağınız namazlar işe yaramaz. Eğer
önceki kıbleniz yanlış ise, idiyse, bundan sonraki bu yeni kıbleniz de doğru ise, önceden kıldığınız namazlar işe yaramadı. Bir de henüz daha sizin gibi yeni kıbleye namaz kılma şansını bulamadan ölmüş olanlar da var. Onların durumu ne olacak? Tabii her toplumda her zaman bir şeye kanaati ve inancı sağlam olanlar olduğu gibi ufak bir rüzgarla yerinden oynayacak, sarsılacak, efendim, zayıf imanlılar da bulunabilir. Tıpkı ne bileyim yani rüzgar karşısında mesela sarmaşığın durumu ile efendim koca bir çınar ağacının veya bir ceviz ağacının durumu arasında fark vardır. Sarmaşık başından sonuna kadar her tarafıyla sallanır. Fakat çınar ağacı, ceviz ağacı bulunduğu yerde sapasağlam durur. İşte bu yaygaralar neticesinde onlara cevap olmak üzere de Cenab-ı Allah وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِعَ اِمَانَكُمْ diyor. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. İmandan burada kasıt namazdır. Çünkü namaz imanın bir semeresidir. Namaz o kadar büyük ki burada Cenab-ı Allah namaza iman adını veriyor. Bu da namazın ehemmiyetine ayrı bir işarettir. Ayrı bir işarettir. Bu şekilde ehemmiyetli olan bir ibadetin herhalde kafaya estiği gibi kılanamayacağı açıktır. Eğer o konuda dinin belirlediği bir hüküm varsa elbette o hüküme tabi olmak icap edecektir. Böyle efendim ben kıldım olduğuyla olmaz bu iş. O anlatılan halk arasında fıkra olsun diye anlatılan Bektaşi mantığıdır. Abdestsiz namaz olur mu olmaz. E ben kıldım oldu. Nereden biliyorsun olduğunu? Ben kıldım oldu demekle olmaz ki bu iş. Yani efendim bir kimsenin birisinden borç alıp ödememesi olur mu? Olmaz. E ben aldım ödemedim oldu. Bu buna benziyor. Ya borç aldığın borç ödenmek zorundadır. Bunun başka yolu yok. Bunun belli bir şekli var, kuralı var, hukuku var. Bu namaz için de böyledir. Ve ehemmiyetli bir ibadet olduğu için Cenab-ı Allah ona iman adını vermiştir. اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُفُ الرَّح۪يمِ Ne zannediyor bu yaygaraları yaygınlaştıran münafıklar? Allah'ın insanlara haşa işkence etmekten zevk alan bir zat, bir varlık olduğunu mu zannediyorlar? Yok. Şimdi Beytülmakdis'e doğru kılın. Ondan sonra kusura bakmayın kıldığınız namazlar boşa gitti. Der mi bunu Cenab-ı Allah? Böyle dese onun rauf oluşuna, rahim oluşuna yakışır mı? Bu çocuk oyuncağı değil ki. Ciddiyete yakışır mı? Bırakın rauf ve rahim oluşuna. Ciddiyete yakışır mı? Biz ya Rabbi demez miler mi o zaman? Kusura bakmayın kabul etmedim diyecek olsa faraza. O zaman kul olarak bizim hakkımız olmaz mı? Ya Rabbi sen oraya emrettin, biz de oraya kıldık. Başka tarafa emretmiş olsaydın, başka tarafa kılardık. Şimdi niçin bizim amellerimizi boşa çıkartırsın? Diye bir soru sormak, o zaman da kulların bir yerde şeyi olur, hakkı olur. Ama Cenab-ı Allah haşa, kullara hak vermemek için bunu yapmıyor. Böyle bir şey onun rauf ve rahim oluşuna aykırıdır, mugayirdir. Münafıklar bunu anlayamadıkları, bilmedikleri için, farkında olmadıkları için zannediyorlar ki bunları yaygınlaştırmakla Müslüman ümmeti inancından, imanından kaydıracak veya inançlarını sarsacak.
144. ayeti kerime, daha önce az önce söylediğimiz nüzul itibariyle Seyakulü Süfe, yani 142. ayeti kerimeden önce olan ayete geldik. Diyor ki قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Gerçekten biz senin semaya doğru yüzünü evirip çevirdiğini görüyoruz. Andolsun seni razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram cihetine doğru çevir. Nerede olursanız yüzünüzü ona doğru çeviriniz. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler onun Rablerinden gelen hak olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından gafil değildir, habersiz değildir. Dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmakla birlikte gönlünden Mescid-i Haram'a çevrilmesini arzu ediyor ve bunun için zaman zaman acaba melek buna dair vahiy getiriyor mu, getirir mi diye semaya baktığı oluyordu. İşte Cenab-ı Allah buna işaret ederek diyor ki senin semaya doğru yüzünü evirip çevirdiğini görüyoruz. Allahü Teala onun yüzünü hangi niyetle de evirip çevirdiğini gördüğünü kastediyor. Sırf bir evirip çevirmeyi görmek değil. O evirip çevirmenin arka planını veya sebebini teşkil eden niyeti de biliyor Cenab-ı Allah. Andolsun biz seni senin beğeneceğin, hoşnut olacağın, razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. O halde artık yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Mescid-i Haram'dan kasıt Kabe'dir. Çünkü Kabe Mescid-i Haram'ın içerisindedir biliyorsunuz. Ve nerede olursanız olunuz yüzünüzü onun tarafına doğru çeviriniz. Bu şu demektir. Mazeretin bulunması hali müstesna. Mazeret yoksa Müslüman her halükarda namaz kıldığı vakit yüzünü kıbleye çevirerek namazını kılacaktır. Kıbleden başka bir tarafa, kıblenin o taraf olmadığını bile bile kasti olarak dönen ve namaz kılmaya kalkışan bir kimsenin İslam alimleri tarafından kafir olduğuna hüküm verilmiştir. Sebep? Çünkü Allah'ın hükmünü bile bile değiştirmeye kalkışıyor. Böyle bir şey olamaz. Müslüman kıblenin hangi tarafta olduğunu biliyorsa, kıbleye dönmek imkanı varsa, o tarafa dönmemesini haklı kılacak bir mazereti yoksa, kıbleye dönerek namazını kılacaktır. Şüphesiz diyor kendilerine kitap verilmiş olanlar, onun Rablerinden gelen hak olduğunu biliyorlar. Bu dinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Kur'an-ı Kerim'in Rablerinden gelen hak olduğunu biliyorlar. Bilmelerine rağmen böyle muhalif hareketlerde bulunuyorlar. O halde Allahü Teala'nın tehdidi hemen arkasından geliyor. Allah sizin onların yaptıklarından habersiz, gafil değildir. Yani zamanı gelince, sırası gelince bu amelleri dolayısıyla kendilerini cezalandıracaktır. Hiçbir kötü amelleri cezasız kalmayacaktır. Tıpkı kafir olmalarına rağmen iyi amellerini de dünyada veya bir şekilde belki de ahirette karşılıksız bırakmayıp mükafatlandırdığı gibi. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu görür. Kim zerre miktarı bir hayır, bir kötülük işlerse onu görür. Yani kafirin dahi olsa hayrı Cenab-ı Allah nezdinde karşılıksız
bırakılmaz. Tıpkı hiçbir kimsenin, daha doğrusu günahının karşılıksız bırakılmayacağı gibi. Evet, bundan sonraki bölüme şeyden sonra devam edelim inşallah. Biraz nefeslenelim, teneffüs yapalım. Ondan sonra devam ederiz. Buyurun.